Bu sefer ekran tasarım widgetlarında row ve cold widgetlarına bakacağız. Bu sefer ne yapacağız? Children mantığıyla çalışacağız. Niye? Bir satırda birden fazla widget de kullanabilirsiniz veya bir sütunda birden fazla widget de kullanabilirsiniz ve size bu tamamen ne yapıyor? Child yerine artık children şeklinde bir yapı sağlamış oluyor birden fazla widget kullanabilmeniz için. Burada da işin içerisine ne giriyor? Bizim widget listemiz vardı. Widget listesini nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Örnekte de görüldüğü gibi 3 tane hani kare şeklinde konteynerlarımız olacak. Bir çizim yapacağız konteynerlarımıza. Bunu hem satırlarda hem de sütunlarda nasıl kullanabileceğimizi inceleyeceğiz ve tabii ki de bu konteynerların nasıl bir widget listesine aktarabileceğimize bakacağız şimdi. Bunun için örneğimin app bar durabilir aslında. Şurada body kısmında center olan yeri şöyle bir kaldırıyorum. Yazı ile ilgili kısımları kaldırdım. Şimdi row widget'ı üzerinden çalışacağım dedim. Row widget'ımı yazıyorum. Bakın row widget'ımı yazdığımda bana neler kullanabileceğimi yine karşıma çıkarıyor. İşte main axis alignment, cross axis alignment birazdan bahsedeceğiz. Yine hizalamalarla ilgiliydi. Yine herhangi bir tekste ilgili işleminiz varsa onlarla ilgili yapabilirsiniz. Ancak ben burada şimdi ne yapacağım? Children'ı kullanaraktan bir widget listesi oluşturmak istiyorum. Bakın size ne yapıyor? Köşeli parantezleri otomatik bir şekilde getiriyor. Çoğu örnekte bunu şu şöyle de görebilirsiniz. Widget üçgenlerin ay üçgenlerden çıktı işte. Yine üçgen parantezler diyelim. Küçüktür büyüktür parantezlerin içerisinde ne yapmış oluyor? Widget diye bir kavram getiriyor. Bu widget sınıfından bir liste olduğunu bildirmiş oluyor. Bu şekilde de yazabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Araştırmalarınızda örneklerde bu şekilde de göreceksiniz. En azından bundan da bahsetmiş olduk. Herhangi bir şey yazmıyorum. Sadece çalıştırıyorum. Şu an hani herhangi bir şey olmadığı için children'ın içerisinde ekranım sadece body kısmı boş geldi. Şimdi ne yapacağım demiştim. Container sınıfından 3 tane container çizmek istiyorum. Onlara bakalım. Container'ımı yazdım. Şu şekilde bakın. 1, 2, 3 tane widget ekleyebilirim. Birden fazla widget ekleyebilirim demiştim. Widget'larımı şu şekilde hali hazırda yaptım. Öncelikle bir tanesini yerleştirelim. Container'ımı çizebilmem için ne yapmam lazım? Bir genişlik, yükseklik vermem lazım. Şöyle versem acaba bana yeterli olacak mı? Bir de buna ne yapalım? Renk atayalım. Görebilmemiz için. Çalıştıralım bakalım. Geldi mi? Geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ister bunu kopyalayabilip aşağılarda devam edebilirsiniz. İsterseniz de hani tek tek yazabilirsiniz. Biz elimiz alışsın öncelik olaraktan diye yazalım basit bir şekilde ardından kopyalarız. Yine renk olaraktan color sınıfından ne verelim? Zıt renkler olsun. Ne çalıştırıyorum? Kontrol S diyorum. Bakın yan yana çizmeye devam ediyor. Ardından diğer konteynerimizi de oluşturalım. Şöyle aşağıya alayım. Bir format da yapabilirdiniz. Yüzeye yükseklikte 100 yine color'da colors nokta purple gibi bir renk verebilirim. Ne yapmış oldu? Bakın widget'ları satır şeklinde ayarlamış oldu. Size bakın tamamen bir aslında ne derler? Trim map tarzında bir görünüm sağlıyor. Hani scaffold'un içinde app var ve body vardı. App var'ın içinde işte title'ı kullandık. Body'nin içerisinde de children kısmında mesela children'ın içerisinde de container yapılarını nasıl kullandığına dair size bir tree map şeklinde bunu göstermekte. Peki bu hani satırlarla ilgiliydi. Ben mesela sütuna geçmeden önce bunun alignment'ları ile ilgili bir örnek yapalım. Nedir? Mesela şuradaki işte konteynerlar arasındaki boşlukları veya konteyneri nereden başlayıp nereden bitireceği ile ilgili
işlemleri yapabilirim. Bunu da yapabilmem için benim şurada mıydı? Evet, burada. Main Axis Alignment şeklinde yazıyorum. Bu yine kendi widget'ın kendi ismiyle anılan widget'ı kullanıyor. Main Axis Alignment widget'ını kullanıyor. Nokta dediğimde bana seçenekler sunuyor. İşte Center, Space Between, Space Around, Start ve End gibi seçenekler sunmakta. Start derseniz sizin işte satırın başlangıç noktasından başlayıp container'ları dizecektir. Vermiş olduğunuz widget listesindeki container'ları veya işte widget listenizde her ne varsa onları ne yapacak? Hizalamış olacak. Start haricinde başka ne verebilirim? Onun haricinde başka ne kullanabilirim? Örnek olarak ben center dediğim zaman ne yapacak? Bileşenleri ortalayacak. Center haricinde başka end diyerekten satırın sonundan başlayarak bileşenleri yerleştirecektir. Bunun haricinde Space Between ve Space Around Evenly gibi özellikler var. Space Between'e bakarsak ne yapmış olacak? Bileşenlerin arasında aralık verecek ancak hani satırın başından başlayarak ben bunu yapacak. Eğer ki Space Evenly özelliğini kullanırsam bu sefer satır başından itibaren de boşluk bırakıp ne yapacak? Bileşenlerin arasında eşit boşluklar bırakaraktan bu hizalama işlemini gerçekleştirecek. Bu role ile ilgili bir özellikti. Şimdi ne yapabiliriz? Kolonla ilgili bir özellik yapabiliriz yine. Aslında bunu tabii ki de baştan yazabilirsiniz. Ancak şurada da ne yapabilirsiniz? Kolon özelliğini değiştirerekten şöyle bir kontrol S desem, bakın ne yapmış oldum. Tamamen yatayda duran satırdaki bileşenleri aslında ne yapmış oldum? Tek bir hareketle sütunsal bir şekilde ekranda yerleştirmiş oldum diyebilirim. Yine burada da aynı şekilde Main Axis Alignment özellikleri bulunmakta. Yine aynı özellikler burada da geçerli olmakta.